Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Şirvan Ünal, Türkeli Devlet Hastanesi hizmet binasının eskimesi ve artık ihtiyaca cevap veremeyecek nitelikte olması sebebiyle yeni inşa edilecek hastane binası ile ilgili açıklamada bulundu. Hastanenin önündeyiz. Malumunuz Türkeli Hastanesi uzun zamandan beri aşağıya mı yapılacak, yukarı mı yapılacak, efendim şehir içine mi indirilecek, olduğu yerde mi kalacak tartışmalar uzun uzadıya devam etti. Biliyorsunuz şehir merkezindeki 12 dönüm arazisi var diye Sağlık Bakanlığı'na gidildi. İşte bakanlığı ikna etmeye uğraştılar veya ikna ettiler. Aklı evvel olan kurum bu hastanenin bu güzelim yerdeki durumunu hiç göz ardı etmeyen değerli kardeşlerimiz, değerli büyüklerimiz burayı tekrar gözden geçirdiler. Demek istediğim şu, hastane aşağıya yapılması mümkün değildi. Ama bazıları oraya almak için o kadar emek sarf etti, o kadar emek sarf etti ki akıllara zarar. Şimdi aslında hastanemizin pozisyonuna bakalım. Her tarafı havadar, deniz manzaralı, artı en çok istenilen şey ne? Hava. Ağaçların ve güzel yaşanım yerinin ortasında bir yerde 8 dönüm arazisi olan bir hastanemiz. Hastanemiz tabii ki yaşlandı ama yenilenmesi gerekiyor. Yeni yapılması gereken hastaneleri de biliyorsun devletimiz hep şehir içinden şehir dışına çıkarmaya çalışıyor. Bizim Türkiye'de de ne hikmetse bu aldılar yolun bahane ederek şehrin içine indirmeye çalıştılar. Ama Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Allah razı olsun kendisinden, bakanlığımız demek ki iyi bir etüt edip, iyi bir araştırdı. Hastanenin yeri çok ama çok güzel olduğunu demek gördüler, duydular, işittiler. Hastanenin projesi tam bitmek durumuna gelmiş iken, Türkeli Hastanesi'nin tekrar aynı yerinin hemen yan tarafına, bu bölgedeki yapılması gereken, yıkılması gereken yerlere yenisi yapılacağını duyduk. Çok sevindik. Bu doğru bir karardı. Türkeli'li herkes şunu iyi biliyor. Bak dünyada herkes hastaneyi şehir dışına çıkarıyor. Havadar yere çıkarıyor. Ve bizim de buna imkanımız var. Ne oldu da bu güzelim yeri beğenmeyip tek neymiş? Tek sebebimiz yol sorunu. Allah'ını seversen ya yol sorunun yüzüne hastane buradan aşağı indirilir mi? Yolun yapılmasına gelince mutlaka yol yapılacak. Allah Allah başka bir şey yok ki. Yol. Hastaneyi mi aşağı indirelim, yolu mu yapalım? Sayın Sağlık Bakanım, Fahrettin Koca Bey'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Hastanemizin bu yerde kalması bizi sevindirdi ve bu iş için emek verenler de sevindi. Dolayısıyla hastane Türkiye'nin aşağı şehir merkezine inmiyor. Ve bu güzelim arazide dört tarafı denizlerle çevri, ormanla çevri olan yerde kalıyor. Buna çok mutluyuz. Allah bu emeği, bu işi bu şekilde yapanlardan razı olsun. Teşekkür ediyorum. Türkeli Hastanesi'nin tekrar burada yapılması için müsaade çıkmış. Yani hastaneler genelde havadar yerlerde olur. Temiz havada olur. İnsanın bazen psikolojisi bozuluyor, sinirleniyor. Havadar yere çıkmak istiyor. Yani burada da hastalarım zaten hasta. Yani burada olması beni çok sevindirdi. Yani bu işe de mücadele eden Şirvan Ünal kardeşime teşekkür ederim. İlk kez onun ağzından duyduk hastanenin Türkiye'nin ilçeye geleceğini. Ve şu anda da duyduğumuza göre de hastane tekrar burada yapılacak. Burada yapılması güzel bir şey olmuş yani, karar olmuş. Bu kararı verenlere de teşekkür ediyorum.